Evet arkadaşlar merhabalar. Mona'yı bir çaprazlamayı bitirmiştik bir önceki videomuzda. Şimdi dihibit çaprazlamalardan devam ediyoruz. Hadi bakalım hızımızı kesmeyelim. Dihibit çaprazlama dediğimiz nedir? Mona'yı bir çaprazlamada bir karakter bakımından sadece bir heterozigotluk söz konusuydu arkadaşlar. Dihibit çaprazlamada ise iki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlamasından bahsedeceğiz. Şimdi ben görsel olsun diye bunu koydum. Döneceğiz bunlara. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela benim elimde bezelyelerimden sarı tohumlu bezelyelerim olsun. Sarı tohum geni yeşil tohum genine baskındı. Daha önceki videolardan hatırla. Sarı tohum rengi genini onun için büyük seyle gösteriyorum. Yeşil tohum rengini küçük seyle gösteriyorum. Bu birinci karakterim tohum rengi. Bir de ne olsun arkadaşlar? Tohum şekli olsun. Düzgün tohumlu bezelyem benim büyük D ile ifade edilsin. Buruşuk tohumlu bezelyem küçük D ile ifade edilsin. Yani düzgün tohum, buruşuk tohuma da baskın olacak. Bu da benim ikinci karakterim. Ne demiştik tanımda? İki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlanması demiştik. Onun için iki tane ne kullanacağım arkadaşlar? Karakter. Zaten dihibrit dediğin şey, di iki demek, hibritte melezdi. İki tane melez karakterin çaprazlanması anlamına geliyor. Öncelikli olarak, hadi bunları soru sana verdi. Önce parientellerimizi yazalım. Saf döllerimizi. Sarı tohumlu, sarı ve düzgün tohumlu diyelim. Bezelye ile yeşil buruşuk bezelyeyi çaprazlayacağım. Gametlerimi yazıyorum şimdi. Buradan ne gelebilir? Buradan büyük S gelebilir. Yani sarı tohum, düzgün tohum geni gelebilir. Sarı tohum düzgün gelir. Bak sarı tohum düzgün gelir, sarı tohum düzgün gelir. Ne oluyor arkadaşlar? Hep büyükse büyükte. Büyükse yazmama gerek yok onun için. Şu gelecek yani. Şuna baktığımızda arkadaşlar küçük S'nin yanına küçük D gelebilir. Aynı şekilde aynı bir daha yazmıyorum o yüzden. Ne olacak arkadaşlar? Küçük S küçük D gene oluşacak. Hadi çaprazlıyorum bunu. Çaprazladım. Büyük S küçük S. Büyük D küçük D genotipi ortaya çıktı. Ne oldu bu birey? %100, bak başka bir ihtimal yok. %100 sarı tohum ve düzgün tohumlu. Ne oldu? Bireyler oluştu diyoruz. F1 dönümünü bulduk. Şimdi F1 dönümünü kendileştiriyorum. F1'i F1 ile çarpacağız. Artık farklı renkler kullanmama gerek yok. Büyük S küçük S büyük D küçük D ile büyük S küçük S büyük D küçük D'yi çaprazlıyorum şimdi. Gametlerine bakalım. Buradan büyük S gelebilir, yanına büyük D gelebilir. Birinci gametim bu. Başka büyük S'nin yanına küçük D gelebilir. Başka küçük S'nin yanına büyük D gelebilir. Başka küçük S'nin yanına küçük D gelebilir. Bunlar benim gametlerim. İşte bunu aynısını uyguluyorum. Büyük S'nin yanına büyük D gelebilir. Büyük S'nin yanına küçük D gelebilir. Küçük S'nin yanına büyük D gelebilir. Küçük S'nin yanına küçük D gelebilir. Bunlar da bizim diğer bireyimizin gametleri. Sonra ne yapacağız? Sonra bunları çaprazlayacağız. Gametler çaprazlanacak değil mi? F2 dönümü yapacağım. Bununla bunu çaprazlayacağım. Büyük S, büyük S, büyük D, büyük D. Bununla bunu çaprazlayacağım. Büyük S, büyük S, büyük D, küçük D. Devam. Bununla bunu, bununla bunu. Sonra geçiyorum buna. Aynı şekilde. Böyle böyle çaprazlayacağız arkadaşlar. Ve bireyleri oluşturacağız. Genellikle burada punnet karesi dediğimiz bir kare kullanıyorlar. Hatta şurada da göstermiştim. Dur. Mesela bakın karakterleri gametlerini yazdık. Sperm gametleri, yumurta gametleri. Sonra bunları arkadaşlar şöyle birleştirir buralara yazıyorsunuz. Bakın. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Şu şekilde yazıyorsunuz ve bu şekilde genotip ve fenotipleri gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi bu işler çok uzun. Yani biz bununla böyle uğraşırken zaman geçer gider sınavda biter. Ne yapacağım? Kısa yol var. Nasıl yapıyoruz?
Sanki bunlar molayı bir çaprazlamaymış gibi ayrı ayrı yapıyorsunuz arkadaşlar çaprazlamalarını. Ve daha sonrasında oluşan açığa çıkan oranları kendi içerisinde çarparak sonuca ulaşıyorsunuz. Ne demek istedim? Çok karışık söyledim. Hemen bakalım şimdi. Siliyorum bunu. Ben böyle bununla uğraşamam. Değil mi? Şimdi bakalım nasıl hızlı yapıyormuşuz. Şöyle silmişim yanlışlıkla. F1 dönüm bu. Şimdi F1 dönünü kendileştiriyorum dedim. Büyük S küçük S büyük D küçük D ile büyük S küçük S büyük D küçük D'yi çaprazlayacağım. Mono hibrit gibi düşün demiştim. S'leri çekiyorum şuraya. S'leri kendi arasında. Aynı karakterleri kendi arasında var. Sonra D'leri çekiyorum. D'leri kendi arasında çaprazlayacağım. Ve oluşan sonuçları kendi içine çarparak oranları bulacağım. Hadi bakıyoruz şimdi. Bunları çaprazlarsam böyle gamette F2'ydi falan yazmayacağım. Direkt çarpacağım. F2 dölü çarparsam büyük S büyük S olabilir. Büyük S küçük S olabilir. Büyük S küçük S olabilir. Küçük S küçük S olabilir. D'nin dölleri neler olabilir? Çaprazladım. Büyük D büyük D olabilir. Büyük D küçük D olabilir. Büyük D küçük D küçük D küçük D olabilir diyorum. F2 döllerini buldun mu? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım şimdi. Ne sormuş? Genotip çeşidi. Kaç çeşit var monohibritte yaptığım gibi? Büyük S büyük S var. Büyük S küçük S var. Küçük S küçük S var. Kaç çeşit oldu? 3 çeşit oldu. S'ler için. D'lerde de aynısını yapalım şimdi. Bakalım D'lere. Büyük D büyük D var. Büyük D küçük D var. Küçük D küçük D var. O zaman arkadaşlar kaç çeşit oldu? 3 çeşit oldu. Çarptım. 9 çeşit genotip varmış dihibrit çaprazlamamda. Devam ediyorum. Fenotip çeşit demiş. Bak bunlar sarı tohum. Gördün mü? Sarı bunlar. Bu da yeşil. Bunlar düzgün. Bu da buruşuk. Sarı tohum kaç tane? 3 tane. Yeşil tohum kaç tane? 1 tane. İşte düzgün tohum kaç tane? 3 tane. Buruşuk tohum 1 tane gibi. Bana ne sormuştu fenotip çeşitini? Kaç fenotipim var? Sarı ve yeşil var. 1. Bir de düzgün ve buruşuk var. 2. Doğru mu? 2 çarpı 2'den ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 çeşit fenotipim vardır. Yani sarı olabilir, yeşil olabilir, düzgün olabilir, buruşuk olabilir gibi. Ben bunların oranlarını çarparsam fenotip çeşitini bulabilirim. Genotip ayrışım oranı nasıl olacak? Bu çok uzun sürecek. Göstereceğim ama bunu bilmene gerek yok. Şimdi bunun genotip ayrışım oranıyla diğerininkini ayrı ayrı bulacağım. Büyük S büyük S'den bir tane var. Büyük S küçük S'den iki tane var. Küçük S küçük S'den bir tane var. 1-2-1 oranında genotip ayrışım oranıydı. Buna bakıyorum. Büyük D büyük D'den bir tane var. Büyük D küçük D'den iki tane var. Küçük D küçük D'den bir tane var. Bunu alıyorum ve bunları kendi arasında çarpacağız arkadaşlar. 1-2-1 de oran çarpı 1-2-1. Bunu böyle dağıtacaksınız. 1 2 çarpıyorum bakın. 1 2 4 2 falan filan diye gider. Bunu ÖSYM bana sormuyor. Sadece mantığını anlayın diye gösterdim. Devam. Bir de bana fenotip ayrışım oranını sormuş. Kaç tane sarı var? 3. Kaç tane yeşil var? 1. 3'e 1. Kaç tane düzgün var? 3. Kaç tane buruşuk var? 1. Bu da 3'e 1. Hadi yazalım o zaman şuraya. Fenotip ayrışım oranı sarı ve yeşil tohumlular için 3'e 1. Düzgün ve buruşuk tohumlular için de 3'e 1'di. Sen bunu çarparsan eğer çarptım 9. Çarptım 3. Çarptım 3 çarptım 1 oranı vardır diyeceğim. O zaman dihibrit heterozigot çaprazlamalarda fenotip ayrışım oranı her zaman 9 3 3 1 şeklinde olacakmış. Bunu bileceksin. Mendel de bunu zaten bulmuştu arkadaşlar. Evet, dihibritlerde de bu şekilde yapıyoruz gençler çaprazlamayı. Bir tane dikkatim var. Şimdi genetik çaprazlamalarında biz
gösterdiğim yöntemleri yapıyoruz ama onun dışında bir de Punnett karesi diye bir kareyi kullanıyoruz. Reginald Punnett dediğimiz bilim insanımız ilk olarak bunu ortaya atmış. Dişi ve erkek bireylerin oluşturduğu gametleri alıyor, satır ve sütunlara yerleştiriyor. İşte dişi bireylerin gametlerini sütunlara yerleştiriyor. Erkek bireylerinkini satırlara yerleştiriyor. Burada olduğu gibi bakın dişler burada, gametleri, erkeğin gametleri burada. Ve daha sonra arkadaşlar bunları yerleştirdikten sonra sırasıyla bunları birleştirerek şuradaki kutucuklara yazıyor. Göstermiştim zaten. Bu şekilde ben rahatlıkla genotip ve fenotipleri gözlemleyebiliyorum. İşte biz buna ne diyormuşuz? Punnett karesi ismini veriyormuşuz. Sadece hibrit çaprazlamalarla değil mi? Ona hibritlerde falan da yapabilirsiniz. Ama Punnett karesi evet bize kesin sonuca götürüyor da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Punnett karesini pek kullanmıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Evet, monohibrit, dihibrit, çaprazlamaların konu anlatımlarını bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane uygulama göstermek istiyorum. Şey değil bunlar arkadaşlar, böyle sorularla karşılaşırsınız falan diye bunları çözmeyeceğim. Mantığını algılayın diye bu uygulamaları çözüyorum temel açısından. Ama lütfen dikkatli dinleyin, soru demeyin hocam böyle soru mu çıkar karşımıza diye. Tabii ki de şey de çıkmaz, ÖSYM'nin soru tarzında çıkmayacak böyle ama yorum falan sorduğunda siz bu çaprazlamaları hızlıca yapıyor olmanız lazım. Onun için birkaç tane uygulama göstereceğim. Bunları da lütfen iyice dinleyin arkadaşlar. Evet, bir de birinci sorumda genotipi şu şekilde olan iki bireyin çaprazlanması sonucu yavru döllerini genotip çeşidi ve fenotip çeşidini hesaplayınız demiş. Ne yapacaktım? Hepsini ayrı ayrı çaprazlayacaktım. Bak, iki bireyin çaprazlanması A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında. Tek tek çekiyorsun. C'leri kendi arasında. Bunun çaprazlama bile gerek yok. Homozigotları çaprazlama zaten aynısı çıkacak. D de homozigot. Hatta bunları yazmayalım. Gerek yok. Pardon. Aynısı çıkacak. %100 yani arkadaşlar. Gerek yok onlara. D'ler homozigot. E'ler bununla bunun yeri değişecek bu arada. Ters olmuş bu. Büyük E ile küçük E çarpı büyük E ile küçük E. Baskın her zaman başa yazılır, unutma. F'ler de yine ters olmuş. Geçerken herhalde ters yazmışız. Evet, bu da bu şekilde olacak. Heterozigotları aldım. Tekrar söylüyorum. Homozigotları niye almadım? Sonucu değiştirmeyecek gençler. Yani onlar da her zaman homozigot, saf bireyler oluşacaktır. Her zaman da %100 böyle oluşacağı için oranlar 1 olacaktır. Biri neyle çarparsan çarp, sonucu değiştirmeyeceği için onları hiç almadım bile. Size işinizi kolaylaştırmak için onları direkt çat çat eleyin arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Bunları hemen hızlıca çaprazlıyorum. A'ları kendi arasında çaprazladım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. B'leri kendi arasında. Büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B. E'leri kendi arasında. Artık söyleyeyim. Nasıl olduğunu anladın. F'leri de kendi arasında çaprazladım. Tamamdır. Evet, çaprazlamaları tamamladık. Şimdi ne istemiş benden? Genotip çeşidi, fenotip çeşidi. Genotip çeşidini yazalım şimdi. Hepsini tek tek bulup çarpacağız demiştik. Hatta şöyle ayıralım mı şuraları? Şuraya da sonucu yazalım. A'ların genotip çeşidine baktığında büyük A büyük A var, büyük A küçük A var, küçük A küçük A var. 3 farklı genotip var. Aynı şekilde B'lerde de 3 farklı var. Aynı şekilde E'lerde de 3 farklı var. F'lerde de 3 farklı var. Çarpıyorum bunları. 3'ün 4. kuvvetinden arkadaşlar ne olur? 9, 27, 81 mi oldu? Ha. 81 çeşit ne olacak arkadaşlar? Genotip olacaktır. Geldim fenotip çeşidine. Fenotip çeşidini hesapladığımda bakın bunların dış görünüşü büyük A. Bunun dış görünüşü küçük A. Kaç çeşit oldu? 2. Bunların dış görünüşü ne arkadaşlar? Büyük B. Bunun dış görünüşü küçük B. Kaç oldu? 2. Aynı şekilde dış görünüşe baskın çıkar büyük E. Bunun dış görünüşü küçük E'dir. Aynı şekilde dış görünüşe büyük F gelecek. Bunun dış görünüşü ise küçük F'dir.
Yani 2, 2, 2 oldu. Çarptım. Ne oldu? 16 mı oldu? 16 çeşit arkadaşlar fenotip varmış diyeceğim. Bu kadar. Aslında çok da zorlanacaktır ki bunları sürekli çaprazlama çaprazlama yaptığınızda eliniz alışacak zaten. Evet arkadaşlar, ikinci uygulamamızdan devam ediyoruz. İkinci uygulamamızda şu şekilde genotip gibi canlı verilmiş bize. Büyük A ile büyük C, D ile de küçük E bağlı genlermiş. Şimdi ne yapacaktım? Verilen bilgileri şöyle kromozomlara yazacaktım. Yazayım ki sonra karıştırmayayım. Büyük A ile büyük C'ye bağlıymış. A'ları çekiyorum ve C'leri çekiyorum. Büyük A ile büyük C'ye bağlıymış. O zaman küçük A ile de küçük C'ye bağlı arkadaşlar. Yazdım. Devam. Küçük D ile de küçük E'ye bağlıymış. Küçük D burada, küçük E burada. Yazdım. Yanında da kim var arkadaşlar? Büyük D ile büyük E var. Onları da yazdım. Kim kaldı? B'ler kaldı. B'ler de bağımsızmış o zaman. Şimdi bakalım ne istiyor benden? Kromozom sayısı. Her bir çubuk kromozom değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyim var benim o zaman? Kromozomum var. Yazdım. 6 kromozomlu. Gen sayısı, hepsini tek tek sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane geniniz var arkadaşlar. Alergen, alergenler neydi? Aynı karakteri taşıyan genler de. Bak, A'lar 1, C'ler 2, D'ler 3, E'ler 4, B'ler 5. O zaman alergen sayım ne olacaktır? 5 olacaktır arkadaşlar. Crossing over'lı gamet sayısı diyor. Crossing over'lı gamet sayısını nasıl yapacağım? 2 üzeri N formülünü kullanabiliyordum burada. Crossing over varsa bağımsızmış gibi düşüneceğiz demiştik. Ondan sonra da heterozigotları sayıyorum. 1 heterozigot, 2 heterozigot, 3, 4. Bunda yok zaten. 2'nin 4. kuvveti olacak arkadaşlar. O da 16 çıkacaktır diyeceğiz. Crossing oversız gamet sayısı. O zaman yazıyorum. Bağlı genlerde 1 beraber hareket edecek, 2 beraber hareket edecek. 2 çarpı 1 beraber hareket edecek, 2 beraber hareket edecek. Çarpı, bunlar zaten aynı arkadaşlar. 1 diyorum. Çarparsam 4 çeşit crossing oversız gamet oluşur diyorum. Anlatmıştım. Uygulamasını çözmüş oldum tekrar. Evet, üçüncü uygulamamızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Sarı tohumlu mor çiçekli heterozigot bir bezelye ile yeşil tohumlu beyaz çiçekli bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin fenotip ve genotip oranlarını soruyor bana. Şimdi şöyle yapalım. Sarı tohum rengi yeşile baskın olacak. Mor çiçek rengi de beyaza baskın olacak arkadaşlar. Sarı tohum rengini büyük A ile, yeşili küçük A ile, moru büyük B ile, beyazı da küçük B ile gösterelim. O zaman sarı tohumlu mor çiçekli heterozigot diyor. Sarıya büyük A demiştim. Heterozigotmuş, yanında küçük A var. Mor çiçeği büyük B demiştim. Heterozigotmuş, yanında küçük B var. Şu vatandaşın genotipini yazdım. Çarpı diyorum. Yeşil tohumlu beyaz çiçekli bezelye diyor. Yeşil tohum geni küçük A küçük A'ydı. Beyaz çiçekte küçük B küçük B'ydi. Hadi bakalım şimdi bunu çaprazlayacağız arkadaşlar. Buradan ne gelebilir? A'ları kendi arasında çaprazlıyorum. B'leri kendi arasında çaprazlıyorum. Çaprazladım. Büyük A küçük A. Çaprazladım. Büyük A küçük A. Çaprazladım. Küçük A küçük A. Çaprazladım. Küçük A küçük A. Bunu çaprazlıyorum. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B. Küçük B küçük B diyorum. Şimdi bunların fenotip ve genotip oranları nelerdir demiş. Şunlara baktığımda arkadaşlar, genotip çeşidi, fenotip çeşidi. Hadi onları da yazayım. Ben genotip ayrışım oranı, fenotip ayrışım oranı diye yazalım. Genotip çeşidi kaç burada? Bir bu var, bu var. 2 çarpı. Burada kaç tane var? Büyük B küçük B'ler, küçük B küçük B'ler var. Çarptım, 4 oldu gençler. Fenotip çeşidi, dışarıya ya büyük A gelir ya küçük A gelir. 2 çeşit. Dışarıya büyük B gelir ya küçük B gelir. 2 çeşit çarptım, 4 oldu. Genotip ayrışım oranına baktığımda genotip ayrışım oranı arkadaşlar büyük A küçük A'dan 2 tane, küçük A küçük A'dan 2 tane çarpı büyük B küçük B'den 2 tane, küçük B küçük B'den ne olacak arkadaşlar? 2 tane olacaktır. Çarparsak eğer ne olur? 4, 4, 4, 4 olur.
Feodi paylaşım oranında yine dış görünüşte büyük ağlar 2 tane, küçük ağlar 2 tane, çarpı 2'ye 2 yine. Ne olacak bu da? 4 çarpı 4 çarpı 4, 4 olacak diyeceğiz. Evet, feodi paylaşım oranı, feodi paylaşım oranını da bu şekilde bulmuş oldum. Evet, uygulamamız böyleydi. Uygulamalarımız, anlattığımız yerlerle ilgili. Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Kalıtımdan bol bol soru çözmeniz lazım. Çok soru tarzı var ve kalıtım mutlaka çıkıyor arkadaşlar. ÖSYM soracaktır. Onun için dikkat edelim bu konuya. Şimdi geldik burada kontrol çaprazlamasında. Monohibrit, dihibrit çaprazlamaları bitirdim. Çaprazlamayı öğrendim. Fenotip çeşidi, genotip çeşidi bulmayı öğrendim. Şimdi kontrol çaprazlaması diye bir tanımım daha var. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar, genotipi bilinmeyen bir canlı varsa elinizde, genotipi bilinmeyen baskın dış görünüşlü bir canlı varsa, bunun genotipini bulmak için yapılan çaprazlamaya biz kontrol çaprazlaması diyoruz. Ne demek istiyoruz burada? Mesela şimdi mor çiçek geni beyaza baskın ya. Doğru mu? Benim elimde bir tane mor çiçek var. Moru büyük ağayla göstereyim, beyazı da küçük ağayla. Şimdi bu mor çiçeğe dışarıdan baktığımda acaba bu homozigot mor mu, heterozigot mor mu? Bilebiliyor muyum dışarıdan baktığımda? Bulamıyorum. İşte bunun genotipinin büyük A büyük A mı, büyük A küçük A mı olduğunu bulmak için yapılan çaprazlamaya biz heterozigot çaprazlama ismini veriyoruz. Nasıl yapıyoruz? Heterozigot çaprazlama diyorum, özür dilerim. Kontrol çaprazlaması ismini veriyoruz. Nasıl yapıyoruz peki kontrol çaprazlamasını? Heterozigot baskın ya da homozigot baskın olup olmadığını bulmak için baskın genotipli canlıyı alıyoruz. Diyorum ki bunu, ben seni bir çekinik bireyle çaprazlayayım. Çekinik bireyle çaprazlıyorum bunu ve sonrasında arkadaşlar oluşan yavrulara bakıyorum. Oluşan yavrularda hepsi tamamı %100 mor çiçekli ise bak, o zaman diyorum ki ha, demek ki buradan küçük A gelecek ya, bu vatandaşın bütün çocukları mor çiçekli ise kesin bu homozigot baskındır diyorum. Ama yaptığım çaprazlamada oluşan döllerde mesela beyaz çiçekli bitkilerde oluşuyorsa, o zaman diyorum ki bu beyazın bir tanesini annesinden aldı, bir diğerini de haliyle babasından alacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu bireyin genotipi heterozigot olacaktır diyeceğiz. Toparlayalım. Kontrol çaprazlamasında bilmem gereken bir neymiş? Baskın fenotipli bireylere yapılacakmış kesinlikle. Çekiniklere yapamazsınız. 2. Baskın fenotipli bireyin genotipini bulmak için kiminle çaprazlıyorum? Çekinik bireyle çaprazlayacakmışım. 3. Bilmem gereken kimlere bakacakmışım? Oğul döllere bakacakmışım. Oğul döllere bakarak ne yapıyorum? Genotipini bulabiliyorum diyeceğim arkadaşlar. Evet, burada da bakın. Mor çiçekli bitkiyle beyaz çiçekli bitkiyi yine çaprazlayacağız kontrol çaprazlamasında. Mor çiçekli bitki büyük M, büyük M mi, büyük M, küçük M mi bilmiyoruz diyor. Eğer ki büyük M, büyük M ise bunun bütün yavruları mor çiçekli olur bununla çaprazlandığında diyor. Ama eğer yanında diyor büyük M, küçük M, yani küçük M varsa oluşan yavrularda, döllerde beyaz çiçekli bitkileri de görebilirsin diyor. Yani anlattığımızda görselde özetlemiş olduk arkadaşlar. Değil bir çaprazlamamız ve kontrol çaprazlamamız da bu kadar gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sendeyiz hocam da kalmaya devam etsin.